Araştırma müdürümüz Gizem Uzuner Davos'ta, aynı zamanda genel yayın yönetmenimiz Açıl Sezen Davos'ta. Bir yandan Gizem, tabii yaptığınız röportajları buradan takip ediyoruz. Diğer yandan mesela bugünün ajandasında neler var? Gün be gün bakmak lazım. Konuşmacılar kimler olacak? Hangi konular masaya yatırılacak? Seni dinliyoruz. Zeynep, günaydınlar Davos'tan İstanbul'a. Senin de söylediğin gibi Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'le birlikteyiz. Açıl, günaydın, hoş geldin öncelikle. Günaydın. Şimdi başlarken ilk etapta Zeynep panelleri ve bugünkü konuşmacıları da soruyor aynı zamanda. Birkaç tanesinin ana başlığından bahsedeyim kısaca. Sabah saatlerindeki panellere baktığımızda küresel vergi sistemini dizayn etmek gibi bir panel var. Burada özellikle hatırlanacağı üzere 140 civarında ülke %15'lik minimum vergi anlaşmasında tamam demişlerdi. Bunu özellikle dijitalleşen dünyada nasıl yapacaklarını tartışacaklar. Küresel enerji dönüşümünde Çin diye bir başka oturum var mesela. En büyük tüketici ve üretici olan Çin'in bu noktada önümüzdeki dönemde hedeflerinden bahsedilecek. Bunun özellikle iklim krizinde Çin'in oynadığı rolü ve bu hedefler doğrultusunda neler yapabileceklerini bu panelde tartışacaklar. Çalışma hayatını yeniden inşa etmekten tutun da bu noktada özellikle işte hibrit çalışma hayatı verimliliği düşürüyor mu düşürmüyor mu, bunlar tartışılacak. Bunun gibi birçok paneli sabah saatlerinde takip edeceğiz ama dün çok fazla önemli oturum vardı ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin mesajlarını takip etmiştik. Açıl'la sohbetimize başlarken de ilk olarak bunu soracağım aslında Zeynep. Açıl, ne diyorsun? Özellikle dün senin öne çıkardığın başlıklar, en önemli konuşmacılar kimlerdi? Ama bu panelin, bu Dünya Ekonomik Forumu'nun en önemli başlığı tabii ki Rusya-Ukrayna Savaşı. O yüzden de Zelenski'nin mesajlarına çok büyük önem atfediliyor burada. Neler söyledi sence? Şimdi Zelenski'nin verdiği mesaj, öncelikle uluslararası topluma Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti. Ve yaptırımların tam uygulanmaya devam edilmesi konusunda da kararlılık mesajı beklediklerini aktardı. Ekonomik anlamda hem kendi dönüşümlerini sağlayabilecek fonlama imkanları için bir miktar girişimde bulunduklarını anlıyoruz. Hem de aynı zamanda Rusya'ya bu noktadan sonra gücünü ekonomik anlamda kırabilecek daha ekstra yaptırımlar getirilebilirse bunun da peşinde olduklarını anlıyoruz. Çünkü Rusya'ya yaptırımlar aslında dünün önemli konularından bir tanesiydi. Buradaki oturumlarda da örneğin yaptırımların etkinliği konusunda tartışma var. Bu tartışmada işte bir taraftan Rusya'ya yaptırım uyguluyorsunuz ama öbür taraftan tabii enerji fiyatları yukarı gittiği için Rusya'nın gelirleri artıyor. Artan o gelirler nedeniyle yaptırımlar aslında hiç uygulanmasa Rusya'ya daha az zarar verebilir noktasında görüşler de vardı. Bir kısmı yaptırımların özellikle önümüzdeki dönemde daha da tartışmalı hale gelecek gibi görünüyor. Yine bir başka önemli başlık, yine Rusya-Ukrayna ilişkileri çerçevesinde elbette gıda güvenliği meselesiydi. Bununla ilgili olarak da çok fazla tartışma var. Dolayısıyla detaylarına bakarız ama Zelenski'nin dün burada vermiş olduğu mesaj bir. Ayrıca buraya gelirken zaten Davos'ta köyün içerisinde şeyler var. Rusya'nın savaş suçlarına ilişkin açılmış kocaman bir pavyon var. Dolayısıyla insanlar gidip gelirken orada Rusya'nın yaptıklarını, işte Ukrayna'daki işgal sonrasında ortaya çıkan insanlık suçlarını savaş suçu olarak değerlendirdikleri boyutları da burada aktarmaya çalışıyorlar. Yani Ukrayna buranın şu an itibariyle orada yaşanan gelişmeler dikkate alındığında ana teması olmaya devam ediyor. Yıldız gibi görünüyor ama orası tabii bambaşka bir hayat var. Rusya tamamen dışlanmış, tırnak içinde söyleyeyim, şeytanileştirilmiş bir Putin. Hemen hemen herkesin ağzından bunu duyuyoruz. Evet, zaten Ukrayna'dan da birçok devlet yetkilisi burada. Şu anki durumu, oradaki insanlık krizinde birkaç farklı panelde tartıştıklarını da görmüştük zaten ve aynı zamanda sesleniyorlar. Bir şey ekleyeyim. Yani dün Zelenski'nin burada yaptığı konuşmada şunu söylüyor. 1914'teki Sarajevo'da, yani Franz Ferdinand'ın öldürüldüğü, Birinci Dünya Savaşı'nı tetikleyen nokta. Artı ikinci olarak da yine 1938'de Münih'te olanlar. Yani aslında İkinci Dünya Savaşı'nın çıkışını tetikleyen noktalar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali aslında bunlar kadar önemli bir dönüm noktası. İkinci Dünya Savaşı'nın kapılarını açabilir diye de aktardı yaptığı konuşmada Zelenski. Bununla ilgili de sorularım var ama öncelikle mesela Dünya Ekonomik Forumu'nun özelliklerinden bir tanesinden bahsedelim istiyorum Açıl. O da şu. Burada böyle buraya özel yayınlar oluyor. Özellikle bu dönemde açıklanan farklı raporlar görüyoruz mesela. Araştırmalar görüyoruz. Makaleler bazı burada yayınlanıyor. Dün özellikle gözüme çarpanlardan bir tanesi de ekonomistler anketiydi. Yani özellikle dünyada ekonomistler önümüzdeki dönemde küresel ekonomik tabloya ilişkin nasıl bir kompozisyon çiziyorlar sence ve özellikle bu kompozisyonda arkasında yatan sebepler neler? Dünya Ekonomik Forumu
forumu baş ekonomistlere soruyor ve buraya gelenler, aynı zamanda katılan işletmelerin baş ekonomistleriyle yapılan bu anketin sonucunda tabii yüksek enflasyon birinci konu. Dolayısıyla bu yüksek enflasyonla ilgili olarak hem gelişmiş ülkelerde hem gelişen ülkelerde kalıcı olmaya devam edecek. Bu bildiğimiz tarafı, bunda bir şey yok, değişiklik yok. Reel ücretler bütün dünyada erimeye devam edecek. Şu ana kadar güçlü olan ekonomik aktivitenin yaratmış olduğu yüksek enflasyon ama reel ücretler de artıyor, artmaya devam ediyor. Çünkü şirketlerin işleri iyi. Bu artık tersine dönecek diyor anket. Önemli konulardan bir tanesi bu. Ayrıca dünyanın gıda konusundaki bulunabilirlik açısından en kötü dönemi, en büyük krizini yaşıyor olabiliriz diyorlar. Bu da bence önemli temalardan bir tanesi. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika bölgeleri şu anda yaşanan gıda bulunurluğu krizinden çok fazla etkilenecek diye de eklemiş anket kendi içerisinde. Tedarik zincirleri yine anketin bir başka önemli konusu. Artık globalleşmenin biraz daha farklılaşacağı, işte deglobalizasyon denilen o biraz daha bölgeselleşmiş globalizasyon çerçevesinde eskiden demir perde ülkelerinde görüldüğü gibi bir globalizasyon. Yani globalizasyon var ama demir perde sınırına takılmış olan ülkeler de var. Dolayısıyla böyle bir globalizasyon olacak ve büyük şirketlerin hepsi, uluslararası şirketlerin hepsi, ben dün forumda katıldığım bütün toplantılarda, panellerde de aynı şeyi gördüm. Uluslararası şirketlerin hepsi kendini bu yeni demir perde dönemine göre uyarlayacak, tedarik zincirlerini bölgeselleştirecek çaba içerisinde. Bu da bence önemli bir başka çıktısı. Şu not da var. Son 30 yıl içerisinde dünyanın küreselleşme anlamında edindiği hemen hemen her şey Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte sonlanmış oldu diyorlar. Bu Rusya Ukrayna'yı işgal ettiği için bitmedi. Amerika ile Çin arasındaki münasebetin farklılaşmasıyla bunun bir çıktısı olarak bir noktadan sonra Rusya'nın işgaliyle artık son noktasına, son aşamasına gelmeye başladı deniliyor. Şimdi globalizasyona dair başka bir sorum vardı aslında ama daha başka da yer vermek istediğim sorular var aslında. O yüzden öncelikle bu ankete dair son sorum şu. Mesela gıda enflasyonu, gıda krizinden bahsedilirken bir örnekle açıklar mısın? Mesela neyi nasıl varsaymışlar? Nasıl bir marjinal beklentileri var? Yani şu an bu yüksek dediğimiz fiyatların daha ötesinde ne olmuş olabilir ekonomistlerin beklediği daha yüksek enflasyon için? Ya mesela buğday fiyatlarıyla ilgili olarak önümüzdeki bir yıl içerisinde buğday fiyatlarının %40 artacağını tahmin etmiş baş ekonomistler, bu ankete katılanlar. Bununla ilgili olarak dün de çok fazla yine gıda güvenliği konusunda, bugün de var yine gıda güvenliği konusunda yapılacak olan açıklamalar. Ben bir örnek vereyim. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley'nin bir açıklaması var. Diyor ki dünya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insani dramlarını yaşıyor. Bu sadece hani savaş açısından değil. Biz diyor gıda açısından açların önündeki gıdayı alıp açlıktan kırılanlara verecek noktaya geldik. Dolayısıyla artık dünyada gıda bulunurluğu çok ciddi bir problem. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Rusya Ukrayna'yı işgal etmeden önce de böyleydi. Olabilecek en kötü şey oldu. Dünyanın ekmek sepeti Ukrayna'ydı. Şimdi dünyanın ekmek sepetinde ekmek kuyrukları var diyor. Dolayısıyla bu hani ekonomistlerin beklentilerindeki buğday fiyatının artışı, gıda bulunabilirliği konusu hemen hemen herkesin gündemi yine burada. Açıl, çok teşekkürler aktardıkların için. Evet, Davos'tan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İlerleyen saatlerde bütün panellere, tartışmalara, burada neler olduğuna dair her şeyi aktarmaya devam edeceğiz. Söz şimdi İstanbul Stüdyo'da. Çok çok teşekkür ederiz Gizem Uzuner.